Merhaba arkadaşlar. Ben Erhan Solakoğlu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nde Technical Fellow olarak görev yapıyorum ve aynı zamanda TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyesiyim. Danışma ve Değerlendirme Kurulu olarak sizler için hazırladığımız eğitimin bu bölümünde insansız hava araçları kavramlar, tasarım ve konfigürasyon hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Eğitimin içeriği ve diğer konular ile ilgili sorularınızı iha@tubitak.gov.tr mail adresine iletebilirsiniz. Bundan sonra eğitimin içeriğinde yer alacak konuları sizlere tanıtarak devam ediyorum. Sunumunda terminoloji, gövde frame, itki sistemleri yer alacaktır. İHA, UAV, Unmanned Aerial Vehicle, insansız hava aracı. İHA'larda pilot uçağın üzerinde bulunmayıp uçağı kontrol eden ve yerde bulunan yer kontrol istasyonu içinde görev yapmaktadır. ARF, Almost Ready to Fly, neredeyse uçmaya hazır. Uçmak için gerekli tüm parçaları birleştirilmiş bir İHA'dır. Denetleyici ve alıcı gibi bileşenler dahil edilmemiştir. BNF, Bind and Fly, bağla ve uç. İHA'nın tamamen monte edilmiş ve bir alıcı içeren halidir. Yalnızca uyumlu bir verici seçmeniz ve alıcıya bağlamanız gerekir. DIY, Do It Yourself, kendin yap anlamını taşıdığı gibi yaygın olarak özel anlamında kullanılır. Bu terim farklı tedarikçilerin çeşitli parçalarını kullanmayı ve parçaları oluşturmayı veya değiştirmeyi içerir. Arkadaşlar, bu yarışma kapsamında yapacağınız hava araçları kendin yap, do it yourself tanımına uymaktadır. RTF, Ready to Fly, uçmaya hazır. İHA'nın gerekli tüm parçalarının bir araya getirilmiş halidir. Drone, bu terim İHA ile eş anlamlıdır. Multirotor, multikopter, birden çok rotora sahip hava aracı anlamına gelir. Hexakopter, 6 motor pervane olan İHA'dır. Oktokopter, 8 adet motor pervane olan İHA'dır. Quadcopter, 4 motora pervaneye ve 4 destek koluna sahip bir İHA'dır. Konfigürasyonlar normalde artı veya X şeklindedir. Boyut, normalde milimetre cinsinden tanımlanır. İHA'da iki motor arasındaki en büyük nokta uzaklık mesafesini temsil eder. Ayrıca İHA sınıfını belirleyebilir. Spider, örümcek tipi İHA. Normalde dörtlü veya altılı destek kollarına sahiptir. Destek kollarına üstten bakıldığında kolların birbirine simetrik durmadığı görülür. Trikopter, 3 motor pervane ve genellikle 3 destek koluna sahip bir İHA'dır. V kuyruk, 4 kola sahip olan ve arka iki ucu V harfine benzer bir açıya sahip İHA'dır. X4, X8, 4 destek kolu bulunan İHA yapılandırmalarıdır. X4 konfigürasyonlarının her bir kolunun ucunda bir motoru bulunurken X8'in her bir kolunda iki motoru vardır. Y3, Y6, 3 destek koluna sahip İHA yapılandırmalarıdır. Y3 konfigürasyonlarının her bir kolunun ucunda bir motoru bulunurken Y6'nın her bir kolunda iki motoru vardır. Quadcopter V kuyruk, quadcopter gövdesi görsellerinden örnekler bu yansıda yer almaktadır. Mekanikle ilgili terminolojiler: CG, Center of Gravity, ağırlık merkezi. Ağırlığın her iki tarafa eşit olarak dağıtıldığı noktadır. Kelepçe, bir aygıtı başka bir aygıta bağlamak için kullanılan bir bileşendir.
konektörler, kabloları takmak ve sökmek için tellerin uçlarında kullanılır. Sönümleyici, İHA'nın kullanımı boyunca iletilen titreşimi en aza indirgemek için kullanılan kalıplanmış kavuşuk parçalardır. Gövde, uçağın iskeletini oluşturmakta ve parçaları bir arada tutmaktadır. G10, çok hafif ve sert olduğundan İHA'nın gövdesini oluşturmak için karbon fiber yerine yaygın olarak kullanılan bir cam fiber malzemedir ve önemli derecede ucuzdur. İniş takımı. Multirotorların iniş takımında bir uçakta bulabileceğimiz tekerlekleri yoktur. Amaç yerdeyken aracın hareket etmesini önlemek ve inişte araç üzerindeki aksamları korumaktır. Açılır kapanır iniş takımı. Geri çekilebilir iniş takımı normalde iki pozisyona sahip iniş takımıdır. Birinci pozisyonu kalkış için, diğer ise uçuş sırasında daha az yer kaplaması amacı ile kapanma ve katlanma pozisyonudur. LED, Light Emitting Diode, ışık yayan diyot, İHA'yı gece veya düşük ışık koşullarında görünür hale getirmek için kullanılır. Pervane koruması. Pervanenin diğer nesnelerle temasını önleyen ve çevresini saran bir malzemedir. İHA'nın hasarını en aza indirmek için bir emniyet unsuru olarak kullanılır. Kabuk, elemanların direncini arttırmak ve bazen de aerodinamiğini geliştirmek için kullanılan estetik fonksiyonel bir kaplamadır. Titreşim sönümleyici, basit iniş takımları, İHA dış gövdesi ile ilgili örnek görseller bu yansıda verilmiştir. İtki sistemleri hakkında terminoloji. ESC, Electronic Speed Controller. Elektronik hız denetleyicisi, pil, motor ve uçuş kontrol cihazına bağlanan ve motorun dönme hızını kontrol eden cihazdır. BEC, BEC, Battery Eliminator Circuit, pil eleme devresi, ESC'ye dahil edilen ve ona ihtiyaç duyan herhangi bir elektronik cihaza düzenlenmiş 5 volt DC yük sağlayabilen bir voltaj regülatörüdür. Motor, pervaneleri döndürmek için kullanılır. Küçük İHA'larda fırçalı motor kullanılırken, daha büyük İHA'larda fırçasız motor kullanmak daha uygundur. JW, JJW. JW, pervanenin saat yönünde döndüğünü, JJW ise saat yönünün tersine döndüğünü belirtir. Çok rotorlu bir uçakta zıt dönen pervanelerin çiftleri kullanılır. LiPo, lityum polimer, hafifliği ve yüksek akım deşarj oranları nedeniyle İHA'larda kullanılan en yaygın pildir. Güç dağıtımı. Bir İHA'da kullanılan pek çok farklı cihazı çalıştırmak için pilin bölünmesi gerekir. Burada güç dağıtımının devreye girmesi gerekir. Güç devresi pilin pozitif ve negatif terminallerini alır ve diğer cihazların güç alabileceği farklı terminal bağlantı noktaları sağlar. PCB, Printed Circuit Board, baskılı devre kartı, bileşenleri lehimlenmiş düz fiberglass parçadır. Pervane bıçakları, palalar, pervaneler kaldırma üreten aerodinamik yüzeylerdir. Bir pervane sabitlenebilen veya katlanabilen olmak üzere 2 ila 4 bıçağa sahiptir. Pervane, pervaneler itme kuvveti sağlar. Prop flanşı, pervaneyi motora bağlamak için kullanılan bir cihaz. Prop saver, kaza durumunda pervaneyi kurtarır. Servo,
Bir komut vasıtasıyla belirli bir açısal konuma hareket edebilen bir tür aktüatördür. Konum bilgisi geri beslenebilmektedir. İtme, itki. Belirli bir motorun ve pervanenin sağlayabileceği kuvvettir. Genellikle kilogram veya pound cinsinden ölçülür. Lipopil, pervaneler, güç dağıtım panosu ile ilgili örnek görseller yansıda yer almaktadır. Kontrol ile ilgili terminolojiler. Kontrol istasyonu. Elde taşınan verici yerine ya da ek olarak bir İHA kontrol etmek için kullanılan gerekli bileşenleri barındıran entegre bir istasyondur. Verici, anten, video alıcısı, monitör, pil, bilgisayar ve diğer cihazları içerebilir. Bağlayıcı. Bu terim, elle kullanılan bir vericinin bir alıcıyla iletişim kurabilmesi için yapılandırılmasını ifade eder. Kanal. Bir vericideki kanal sayısı ayrı ayrı gönderilebileceği sinyallerin sayısıyla ilgilidir. Uçuş kontrolörü. İHA'nın beyni olarak görev yapmakta ve tüm veriyi, hesaplamaları ve sinyalleri işlemektedir. Uçuş kontrolörünün çekirdeği programlanabilir bir mikro denetleyicidir. Uçak denetleyicisi bir iğme ölçer, jiroskop, barometre, pusula, GPS de dahil olmak üzere birden fazla sensöre sahip olabilir. Uçuş denetleyicisi uçakları tek başına kontrol edebiliyorsa bir otopilot olarak kabul edilir. Kablo ağı. Alıcıyı uçuş kumandasına bağlayan kablo demetine denilmektedir. HF, UHF, VHF. High frequency, yüksek frekans. Very high frequency, çok yüksek frekans. Ultra high frequency, ultra yüksek frekans radyo dalgalarının birimleri hertz'tir. Alıcı, kablosuz olarak alınan bilgileri işleyen cihazdır. Kod, İHA'nın uçuş kontrol cihazına yüklenen programdır. Verici, radyo, alıcıya kablosuz olarak kontrol sinyali üreten cihazdır. Ana istasyon, verici uzaktan kumanda, uçuş kontrolörüyle ilgili örnek görseller bu yansı üzerinde görülmektedir. Sensörler ve yönlendirme ile ilgili terminolojiler. İğme ölçer. Bir iğme ölçer, 1 ila 3 eksende doğrusal iğmeyi ölçer. Birimler normalde G veya yer çekimidir. Bir iğme ölçer, drone'un zemine göre yönelimini sağlar. Anten. Antenler İHA'ya sinyal alır veya gönderir. Yönlü ve çok yönlü olarak farklı türleri vardır. En güçlü sinyal tek yönlü de gönderilir. Barometre, basınç 6 metre. İHA'nın yüksekliği hakkında bir geri bildirim vermek için barometre kullanılır. Basıncı ölçer ve basınç yükseklikle değiştiğinden uçağın yüksekliği bilinebilir. Pusula. Manyetik bir pusula yönünüzü belirtebilir. Uçuş kaydedici. Bir uçuş kaydedici İHA'dan gelen sensör değerlerini kaydeder. Bu özellik uçuş kumandasına entegre edilebilir. GPS, Global Positioning System. Dünya etrafındaki yörüngedeki uydular GPS anteni ile toplanan sinyalleri gönderir. Coğrafi koordinatları sağlamak için GPS alıcısı tarafından işlenmek üzere sinyaller algılanır. Jiroskop, her bir eksendeki açısal iğmeyi ölçer. IMU, Inertial Measurement Unit. Atalet ölçüm birimi bir iğme ölçer ve bir
jiroskoptan meydana gelir. Manyetometre. Düşük maliyetli robotlarda pusula yönünü belirlemek için bir manyetometre kullanılır. Pitotüpü. Hava hızını ölçen bir cihazdır. Pitch. Yunuslama. Burnun zemine göre kuyruk açısıdır. Diğer bir deyişle uçağın bir kanadından diğer kanada uzanan eksen etrafında dönüşüdür. Roll, yalpalama. Uçağın burnundan kuyruğuna uzanan ekseni etrafında olan rotasyondur. Yaw, yönelme, sapma. Bir uçağın burun, kuyruk ve kanat uçları arasında oluşan düzleme, dik bir eksen etrafında dönmesidir. Roll, pitch, yaw ile ilgili iki görsel yansıda yer almaktadır. Hava hız sensörü GPS modülü ile ilgili örnek görsel bu yansıda görülmektedir. FPV, First Person View, ilk kişi görüşü. İHA'ya bir kamera monte edilip bir monitörden veya sanal gerçeklik gözlüklerinden görüntülenen canlı video kaynağından alınan görüntüdür. Gimbal, bir kamera taşımak amacıyla normalde bir servo motor veya fırçasız bir DC motor kullanarak çalıştırılır. Bir kamerayı uçuş sırasında stabilize edebilen cihazdır. GoPro. GoPro serisi hareketli kameralar video alımı veya aktarımı için yaygın olarak kullanılır. LCD, Liquid Crystal Display, sıvı kristal ekran. Alıcı tarafından alınan görüntüyü görüntülemek için kullanılan bir ekran monitör türüdür. OCD, on-screen display. Uçaktan gönderilen verileri monitör veya ekran üzerinde metin olarak sunar. VR, virtual reality. Sanal gerçeklik gözlükleri operatöre daha kapsamlı bir deneyim sunar. İki eksenli gimbal, FPV için LCD monitör ve VR gözlükleriyle ilgili örnek görseller bu yansıda yer almaktadır. İHA şase türleri ile ilgili tanımlar. Trikopter. Her biri bir motora bağlı, üç kolu bulunan bir İHA'dır. Önü iki kol arasında olma eğilimindedir. Kollar arasındaki açı değişebilir ancak 120 derece eğilimlidir. Hareket ettirmek için arka motor eşit olmayan sayıda rotorun jiroskopik etkisine karşı koymak ve dönüş açısını değiştirmek için normal bir RC servo motor kullanarak dönmelidir. Y4 arka kola monte edilen ve herhangi bir jiroskopik etkiye sahip İki motor kullanılması bakımından biraz farklıdır. Bu nedenle servoya ihtiyaç duyulmaz. Avantajları. Bir İHA için farklı görünüme sahiptir. Hareket halindeyken bir uçağa benzemektedir. En az sayıda fırçasız motor kullandığından fiyat teorik açıdan en düşüktür. Dezavantajları. Drone tasarımı simetrik olmadığından arka motoru döndürmek için normal bir RC servo kullanmaktadır. Bu nedenle tasarım diğer birçok multi rotorlardan daha basit gözükebilir. Ancak arka kol eksende bir servo monte edilmesi nedeniyle daha karmaşıktır. Çoğu uçuş kontrolörü bu konfigürasyonu desteklemez. Quadcopter. Tanımı. Her biri bir motora bağlı, dört kolu olan bir dört rotorlu drondur. İHA'nın önü iki kol arasında olma eğilimindedir. Ancak bir kol boyunca da olabilir.
Avantajları: en çok kullanılan çok rotorlu tasarımdır. Çok yönlü ve basit yapıya sahiptir. Standart konfigürasyonda kollar, motorlar iki eksende simetriktir. Piyasadaki tüm uçuş denetleyicileri bu çoklu rotor tasarımıyla çalışabilir. Dezavantajları: fazlalık yoktur. Bu nedenle sistemin herhangi bir yerinde, özellikle bir motor veya pervanede bir arıza varsa, drone muhtemelen düşecektir. Hegzakopter. Tanımı: her biri bir motora bağlı olmak üzere 6 kola sahiptir. İHA'nın önü 2 kol arasında olma eğilimindedir. Ancak bir kol boyunca da olabilir. Avantajları: quadcopter tasarımında 2 ek kol ve motor eklemek kolaydır. Bu mevcut toplam itme kuvvetini arttırır. Bunun sonucu drone daha fazla yük taşıyabilir. Ayrıca bir motor arızalıysa hegzokopter çarpmadan yerine inebilir. Neredeyse tüm uçuş kontrolörleri bu konfigürasyonu desteklemektedir. Dezavantajları: bu tasarım ilave parçaları kullanır. Bu nedenle az sayıda parça kullanan bir dörtlü rotor ile karşılaştırıldığında aynı motorları ve pervaneli kullanan eşdeğer hegzokopter daha pahalı ve daha büyük olur. Bu ek motorlar ve parçalar helikoptere ağırlık katmaktadır. Bu nedenle aynı quadcopter uçuş süresini elde etmek için pilin daha büyük olması gerekir. Y6. Tanımı: bir Y6 dizaynı bir hegzokopter türüdür. 6 kol yerine 3 desteği vardır. Kolun her iki yanına bir motor bağlıdır. Alt tarafa monte edilmiş pervanelerin itme kuvveti aşağıya doğrudur. Avantajları: bir Y6 tasarımı quadcopter ile karşılaştırıldığında bir destek kolunu ortadan kaldırır. Bu, drone'un normal bir hegzokopterden daha az bileşen içeren quadcopter'e kıyasla daha fazla yük taşıyabileceği anlamına gelir. Y6, ters yönde dönen pervanelerini kullanarak gyro etkisini ortadan kaldırır. Ayrıca bir motor arızalıysa helikopter çarpmadan yere inebilir. Dezavantajları: aynı bileşenleri kullanan bir quadcopter'e kıyasla eşdeğer bir hegzokopter daha pahalı olur. İlave motorlar ve parçalar ağırlığı arttırır. Bu nedenle bir quadcopter ile aynı uçuş süresini elde etmek için pilin daha büyük olması gerekir. Normal bir hegzokopterin aksine bir Y6'da alınan itme alt parvaneden etkilenmesi nedeniyle biraz daha düşüktür. Uçuş kontrol cihazlarının tümü bu konfigürasyonu desteklemez. Oktokopter. Tanımı: bir oktokopterin 8 kolu vardır. Her biri bir motora bağlıdır. İHA'nın önünün 2 kol arasında bulunması eğilim gösterir. Avantajları: fazla motor sayısı daha yüksek itme ve artan fazlalık sağlar. Dezavantajları: daha fazla motor olması daha yüksek maliyet ve daha büyük pil paketi gerektirir. Bu seviyeye ulaştığında çoğu kullanıcısı DSLR kameralar ve ağır cimbal sistemleri gibi çok ağır yüklerle çalışmaktadır. X8 tanımı: bir X8 dizaynı bir oktokopterdir. Ancak her iki yanına bağlı bir motora sahip 4 destek kolu vardır. Toplam 8 motorludur. Avantajları: fazla motor olması daha fazla itme ve artan fazlalık sağlar. Daha az ama daha güçlü motorlar kullanmak yerine 8 küçük motor kullanılabilir. 8 motorun bulunması bir motor arızası durumunda ilave fazlalık sağlamaktadır. Dezavantajları: daha fazla motor olması daha yüksek maliyet ve daha büyük pil paketi gerektirir.
Bu seviyeye ulaştığında çoğu kullanıcısı DSLR kameralar ve ağır gimbal sistemleri gibi çok ağır yüklere bakmaktadır. İHA boyutu. İHA'lar avucunuzdan daha küçük olan nanodan bir kamyonda taşınabilen megaya kadar değişik boyutlarda olabilir. Her ne kadar çok büyük ve çok küçük İHA'lar bir hayli dikkat çekse de hobiciler için pratik değildir. Sahada başlamakta olan çoğu kullanıcı için çok yönlülük değeri sunan iyi bir boyut aralığı 350 mm ile 700 mm arasındadır. Bu ölçü tüm motorları kesen en büyük dairenin çapını temsil eder. Bu boyut aralığındaki İHA'lar için parçalar sadece farklı fiyatlarla satılmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut geniş bir ürün yelpazesi de vardır. Drone boyutlarıyla ilgili örnek bir görsel yansıda görülmektedir. İHA malzemeleri imalatıyla ilgili tanımlar. Ahşap. Gövdenin mümkün olduğunca ucuz olması istenirse ahşap mükemmel bir seçenektir. Kurulum süresini ve gerekli ek parçaları büyük ölçüde azaltır. Ahşap oldukça sağlam ve kanıtlanmış bir malzemedir. Estetik açıdan kötü olsa da bir kazadan sonra bozuk bir kolun değiştirilebilmesi nispeten kolay ve ucuzdur. Boyamak ahşap olduğu gerçeğini gizlemeye yardımcı olur. Köpük. Köpük gövdede nadiren kullanılır. İç iskelet veya takviye yapısı biçimindedir. Köpük stratejik olarak da kullanılabilir. Pervane muhafazaları, iniş takımı veya sönümleme gibi. Birçok farklı köpük türü vardır ve bazı varyasyonları diğerlerinden daha güçlüdür. Plastik. Çoğu kullanıcı yalnızca plastik plakalara erişebilir ve bunlarla çalışabilir. Plastik bükülme eğilimi gösterir ve ideal değildir. Stratejik olarak kullanıldığında plastik mükemmel bir seçenek olabilir. Şaseyi ve gövde parçalarının 3 boyutlu olarak yazdırılması düşünülüyorsa parçayı basmak için gereken zamanı ve parçanın havada ne kadar sert olacağını düşünmek gerekir. 3 boyutlu yazdırma parçaları şimdiye kadar daha küçük quadcopter'larda daha başarılı olmuştur. Plastik ekstrüzyonların kullanılması küçük ve orta boy dronlar için bir seçenek olabilir. Alüminyum. Alüminyum çeşitli şekil ve boyutlara sahiptir. Gövde plakaları için saç alüminyum veya destek kolları için haddelenmiş alüminyum kullanılabilir. Alüminyum, karbon fiber veya geon kadar hafif olmayabilir. Ancak maliyet ve dayanıklılığı oldukça çekici olabilir. Alüminyum çatlama yerine esneme eğilimi gösterir. Karbon fiber. Hafifliği ve yüksek mukavemeti nedeniyle karbon fiber halen bir numaralı aranan yapı malzemesidir. Normalde düz plakalar ve tüpler gibi basit şekiller kitlesel olarak üretilirken, karbon fiber ile üretim süreci oldukça karmaşıktır. Karbon fiber, RF sinyallerini engellediğinden, elektronik montajında bu etkinin göz önüne alındığından emin olunması gerekir. Geon. Geon, karbon fiberden daha ucuz bir seçenek olarak kullanılır. Ancak görünüm ve temel özellikler hemen hemen aynıdır. Geon çoğunlukla tabaka formatında bulunur. Üst ve alt plakalar için büyük oranda kullanılır. Geon ile karşılaştırıldığında karbon fiber boru kullanımı genellikle çok daha pahalı değildir ve kollar için sıklıkla kullanılır. Karbon fiberden farklı olarak Geon RF sinyallerini engellemez. PCB, Printed Circuit Boards. Baskılı devre kartları
esasen fiberglasla aynıdır. Ancak fiberglasın aksine PCB'ler daima düzdür. Bazen gövdelerde üst ve alt plakalar için PCB malzemesi kullanılır. Bu durumda PCB'ye entegre edilen elektrik bağlantı ve parçaları azaltabilir. Panosu genel örneğin güç dağıtım panosu genellikle alt plakaya entegredir. Küçük quadcopter gövdeleri tamamen tek bir PCB'den yapılabilir ve tüm elektronikleri entegre edebilir. Tanımlarla ilgili ek hususlar. Cimbal. Cimbal bir kamerayı dengelemek için sıklıkla kullanılır. Kameranın doğrudan İHA'nın gövdesine bağlanması iyi bir video deneyimi sağlamaz. Çoğu gimbal İHA'nın ağırlık merkezine gövde altına monte edilir. Bu nedenle cimbal sistemi İHA için uzun bir iniş takımı ihtiyacı oluşturur. Cimbal veya kameranın İHA'nın önüne monte edilmesi de düşünülebilir. Bu uygulamada kütle merkezi ana pilin uçağın arkasına yerleştirilmesiyle istenen sınırlara getirilebilir. Taşıma kapasitesi. Herhangi bir ilave ağırlık uçuş süresini azaltır. Gerçekten bir yük yüklemeyi planlıyorsanız, montajın mümkün olduğunca hafif olduğundan ve yükün kendisinin uçuş esnasında kaymadığından emin olmak gerekir. İniş takımı. Bir İHA için iniş takımı pek çok açıdan yardımcı olur ve bazı dronların doğrudan alt plakalarına bağlanır. İniş takımı kullanmak birçok bakımdan faydalı olur. İHA'nın tabanı ile çimen gibi düz olmayan bir yüzey arasında açıklık sağlanması. Pil takımı cimbal ve zemin arasında açıklık sağlanması. Sert iniş halinde şase veya gövde yerine hasarlı iniş takımının değiştirilmesi. Uygun iniş takımı yüzdürme sağlayabilme açılarından faydalı özellikleri olur. İHA tasarlama ve geliştirme adımları hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır. Birinci adım, hangi malzemelere ve işleme proseslerine sahip olduğunuzu bilin. İşleme kabiliyetine sahip değilseniz, aletlerle aranız iyi değilse veya daha profesyonel bir gövde istiyorsanız uzman bir desteğe ihtiyacınız olacaktır. Temel aletler ve malzemelerle iyi bir gövde oluşturulabilir. Ancak yapısal olarak zayıf, titreşen veya yanlış hizalanmış olabilecek alanların belirlenmesi keskin bir göz ve deneyim ister. Özel bir gövde oluşturmayı planlıyorsanız yapılması gereken tüm montajı göz önünde bulundurun ve buna göre plan yapın. İkinci adım. Eklemeyi planladığınız ek parçaların tümünü listeleyin. İlave öğeler arasında şunlar sayılabilir. 1, 2 veya 3 eksen kamera, paraşüt, dahili mini bilgisayar, yük, uzun menzilli elektronik sensörler gibi. Ek önemli olmayan parçaların listesi ihtiyacınız olan drone boyutuna ilişkin bir fikir verecektir ve bunları toplam ağırlık hesaplamasında göz önüne alın. Üçüncü adım. İstediğiniz gövde boyutu hakkında bir fikir edinin. Daha büyük bir gövde drone'un daha yetenekli olmasını sağlamaz. Daha küçük bir gövde drone'un daha ucuz olacağı anlamına da gelmez. Yeni başlayanlar için 400 ila 600 mm'lik bir drone önerilebilir. Dördüncü adım. Gövdeyi tasarlayın, oluşturun ve test edin. Kendi gövdenizi tasarlamak ve imal etmek için dayanıklılığı test etmek, ağırlığı kontrol etmek ve titreşime dayanıklı olup olmadığını görmek önemlidir. Gövdeyi tasarlamak ve boyutlarının doğru olmasını sağlamak için bir CAD yazılımı
kullanmayı düşünün. GrabCAD.com sitesinden alınan bazı örnek tasarım görselleri bu yansıda verilmektedir. İtki sistemiyle ilgili tanımlar. Motor. Kullandığınız motorların İHA'nızın destekleyebileceği yük ve uçuş saati üzerinde büyük etkisi olacaktır. Her yerde aynı itici motoru kullanmanızı öneririz. Bir çift motor aynı marka, modelden ve aynı üretim serisinden olsa bile hızları biraz değişebilir. Uçuş denetleyicisi ile hassas yönetilmeleri gerekir. Inrunner motor ve fırçasız DC motor örneklerine görsel bu yansıda verilmektedir. Fırçalı ve fırçasız DC motorlarla ilgili tanımlar. Fırçalı DC motorlar en temel çeşit DC motor tipidir. Rediktör ile beraber veya rediktörsüz şekilde birçok projede kullanılırlar. Avantajları kolay bir şekilde sürülebilmeleri, dezavantajları ise fırça ya da kömür ismi verilen aşınan parçalarının periyodik olarak değiştirilmesi gerekliliğidir. Fırçasız DC motorlar. Fırçalı DC motorların yerini almaları için tasarlanmıştır. Çalışmaları için ESC ismi verilen özel sürücü devreleri kullanılır. Avantajları sürtünmenin en az düzeyde olması sayesinde verimliliklerinin çok yüksek olması ve fırça gibi aşınan parça olmaması sayesinde yüksek performans ihtiyaç duyulan uygulamalarda kullanılır. Dezavantajları ise sürücü ile sürülmek zorunda olmasıdır. Inrunner ve outrunner motor türleri. Fırçasız DC motorların birkaç türü vardır. Inrunner dış muhafazaya sahip sargılar monte edilmiştir ve mıknatıslar gövde içinde dönen motor miline monte edilmiştir. Outrunner. Motor gövdesinin ortasındaki sabit bobinler etrafında dönen mıknatıslar dış kasaya monte edilmiştir. Hibrit outrunner. Bunlar teknik açıdan üstündür. Ancak çevrelerinde statik bir dış kabuk barındırır. DC motorlar yüksek KV'lerinden dolayı RC araçlarında, uçaklarda ve helikopterlerde kullanılmaya meyillidir. Ayrıca torku attırmak için rediktör takılabilir. Outrunner daha fazla tork eğilimi için kullanılır. KV. KV volt başına devir sayısı demektir. Yüksek devirli motorlara küçük pervane takılması uçağın küçüklüğüyle beraber hızlı olmasını sağlamak içindir. Pervane çapı küçükse pervanenin hava çektiği alan da küçüktür. Pervane yeterli güce sahiptir ve yeterli itişi sağlayabilmektedir. Örnek olarak ducted fan motorları verilebilir. Daha büyük motorlarda yani KV değeri düşük motorlarda büyük pervane olmasının nedeni daha geniş alanda havayı çekme gücü oluşturmasındandır. Örneğin küçük motorun 2000 devirle sağlayacağı gücü büyük motor 200 devirle sağlayabilir. Bu nedenle yüksek devirli motorlara küçük pervane, düşük devirli motorlara büyük pervane kullanılır. Belirli bir motor için KV değeri 600 RPM volt ise 11.1 voltta motor 7215 RPM'de dönecektir.
Eğer bu motoru daha düşük voltajda çalıştırırsanız, 7,4 voltta çalıştırdığımızda örnek olarak 4810 RPM elde edilecektir. Daha düşük bir voltaj kullanıldığında akım çekiminin daha yüksek olacağı da unutulmamalıdır. İtme itki. Bazı fırçasız motor üreticileri birkaç pervane seçeneğine karşılık gelen bir motor itme kuvvetini gösterir. İtme birimi sıklıkla kilogram, pound veya newton'dur. Örneğin, bir quadcopter imal ediyorsanız ve belirli bir motorun 11 inçlik bir pervane ile 0,5 kilograma kadar itme kuvveti sağlayabileceğini, yani bu motorların dördünün de maksimum itme kuvvetinde toplam 2 kilogram kaldırabileceğini hesaplayabilirsiniz. Bu nedenle quadcopterinizin ağırlığı 2 kilogramdan azsa maksimum itme kuvveti yetebilir. İtki sistemi 2 kilogram itme kuvvetini sağlayabilirse tüm helikopteriniz bu ağırlığın en az yarısı kadar olmalıdır. Aynı hesaplama diğer konfigürasyonlarla da yapılabilir. Örneğin heksakopterin ağırlığı 2,5 kilogram olduğunda her motor 0,83 kilogram itme kuvveti sağlayabilmelidir. Ek hususlar. Konektörler. Fırçalı DC motorların iki konektörü vardır. Bunlardan biri pozitif, diğeri negatiftir. Tellerin ters çevrilmesi motorun dönüşünü tersine çevirir. Fırçasız DC motorların üç konektörü vardır. Bu konektörlerin nasıl bağlanacağı ve dönüş yönünün tersini bilmek için ESC'nin incelenmesi tavsiye edilir. Sarımlar. Sarımlar motorun KV'sini etkiler. Montaj. Çoğu gövde veya şase üreten şirketlerin flanş yapısına izin vermeyen fırçasız DC motorlar için genel bir montaj şekli vardır. Bağlantı vidası. Fırçasız motorun bir gövdeye sabitlenmesi için kullanılan montaj vida dişleri değişebilir. Genel metrik vida boyutları arasında M1, M2, M3 yer alır. Pervane. Pervane, motordan iletilen dönüyü itme kuvvetine çeviren sistemdir. Dönme hareketinden doğrusal itme elde edilir. İki veya daha fazla palden meydana gelir. Her bir pali aslında birer uçak kanadı olarak düşünebiliriz. Aynı uçak kanadında olduğu gibi kanat profiline sahiptir. Pallerde kaldırma kuvveti Bernoulli prensibiyle oluşur. Pervaneler merkezinden motorun miline bağlıdır. Mil dönünce pervaneler de döner. Deniz araçlarında kullanılanlar kısa ve geniş, uçakta kullanılanlar ise uzun ve dardır. Pervanenin dönmesi sağlandıktan sonra dönmeden doğan enerji pervanenin içinde bulunduğu akışkanı harekete geçirir. Vasıtaya önden bağlanan pervane çekici, arkadan bağlanan pervane itici görev görür. Pervanenin temelleri, ölçüler. Pervanemizde iki tür ölçü vardır: uzunluk ve hatve. Uzunluk pervanenin dönerken oluşturduğu diskin çapıdır. Hatve ise pervanenin bir tam turdaki seyahat mesafesi olarak tanımlanabilir. Pervanede her iki ölçü de arttığı zaman döndürmek için gereken enerji de o derece artar. Pervanenin hatvesi adımıyla ilgili görseller yansıda yer almaktadır. Pervanenin ne ölçülerinin etkileri. Pervaneler
Pervaneler itmeyi dönerek ve havayı hareket ettirerek sağlar. Daha hızlı döndüğünde daha çok havayı hareket ettirmiş olur. Sonuç olarak daha fazla itme üretilmiş olur. Pervanenin hatvesini ve uzunluğunu arttırarak daha fazla itme elde edebiliriz. Fakat bunu yapmak yüksek akım tüketimi olarak karşımıza çıkacaktır. Doğal olarak pallerin yüzey alanı artacak ve sürükleme de artacaktır. Özetlersek daha yüksek uzunluk veya hatvede quadcopterimizin hızı artacak. Fakat aracımız bir o kadar da fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bıçak ve çap. Çok rotorlu uçakların çoğunda 2 ya da 3 rotor pali vardır. En yaygın olanı 2'dir. Daha fazla bıçak takmanın otomatik olarak daha fazla itme anlamına geleceğini düşünmeyin. Her bıçak önündeki bıçağın art akımı içinden geçmektedir. Daha küçük çaplı bir pervanenin atalet oranı azdır ve bu nedenle akrobatik uçuşta yardımcı olan hızlanma ve yavaşlama daha kolaydır. Hatve, verimlilik, itme kuvveti ile ilgili tanımlar. Pervane tarafından üretilen itme havanın yoğunluğuna, pervanenin dönüş hızına, RPM'ine, çapına, bıçakların şekline, alanına ve hatva açısına bağlıdır. Verimlilik, pervane dönüş hızı, uçuş hızı, hatve açısı ile ilgilidir. Verimlilik, çıkış gücünün giriş gücüne oranıdır. En iyi tasarlanmış pervanelerin %80'lik bir verimliliği bulunur. Hücum açısı göreceli hızdan etkilenir. Bu nedenle bir pervanenin farklı motor hızlarında farklı verimliliği olacaktır. Verimlilik, pervane palinin ön kenarından büyük ölçüde etkilenir ve olabildiğince düzgün olması çok önemlidir. Değişken hatveli pervane kullanımı en iyisi olsa da bunun için eklenen mekanizmanın karmaşıklığı değişken hatveli pervanenin hemen hemen hiç kullanılmadığı anlamına gelir. Pervanenin bir devirde ilerlemesi ve pervane hatma açısıyla ilgili görsel bu yansıda verilmektedir. Dönme. Pervaneler saat yönünde veya saat yönünün tersine dönecek şekilde tasarlanmıştır. Pervanenin hangi kısmının yukarı bakacak şekilde tasarlandığını bilmek önemlidir. Multi rotorunuzun tasarımı bazı motorları ters yüz ederse pervanelerin yönünü değiştirdiğinizden emin olmanız önemlidir. Böylece itme hala aşağıya gelecektir. Pervanenin üstü daima gökyüzüne bakmalıdır. Malzeme. Pervanelerin yapımında kullanılan malzemeler, uçuş özellikleri üzerinde orta derecede bir etkiye sahip olabilir. Ancak uçuş emniyetine etkileri önemlidir. Plastik malzeme. Enjeksiyonlu plastik çok rotorlu uçaklarda en popüler seçenektir. Bunun nedeni düşük maliyetleri, iyi uçuş özellikleri ve kayda değer dayanıklılığı olmasıdır. Normalde bir çarpışmada en az bir pervane kırılır. Uçağı kalibre ederken ve uçmayı öğrenirken bir sürü pervane kırımı yaşanabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Yüksek sağlamlık ve düşük maliyet nedeniyle karbon fiber ile takviye edilmiş plastik bir pervane en iyi seçimdir. Fiberle güçlendirilmiş polimer malzeme. Fiber takviyeli polimer malzemeden yapılan pervane, cutting edge teknolojisi önemli faydalar sağlamaktadır. Ancak karbon fiber parçaları hala üretmek çok kolay değildir. Ve aynı özelliklere sahip bir plastik pervaneye kıyasla çok pahalıdır. Bir kaza durumunda bir karbon fiber pervanenin kırılması ve esnemesi daha zordur.
Bunlar temas ettiği her ne olursa olsun daha fazla hasara neden olacaktır. Fiber takviyeli bir pervane nadiren dengeleme gerektirir. Daha serttir ve diğer malzemelerden daha hafiftir. Bu yüksek performanslı pervaneleri yalnızca rahat uçuş seviyesine eriştikten sonra kullanmanızı öneriyoruz. Doğal malzemeler. Kereste, ahşap gibi doğal malzemeler multi rotorlar için tercih edilmez. Bunların işlenmesi zaman almakta ve dolayısıyla plastikten daha pahalıya mal olmaktadır. Multi rotorlar için karbon fiber veya plastik pervaneler tercih edilmelidir. Ahşabın temel avantajı oldukça güçlü olması ve eğilmemesidir. Ahşap pervaneler hala RC uçaklarda kullanılmaktadır. Ahşap malzemeli ve fiber malzemeli pervane örnekleri görselde görülmektedir. Katlama. Katlanır pervanelerin iki döner bıçağa bağlanan merkezi bir kısmı vardır. Merkez döndüğünde bıçakları santrifüj kuvvetleri etkiler ve onları dışarı doğru iter. Bu etkiyle sabit bir pervane gibi katı ve düz hale gelir. Düşük talep ve daha fazla sayıda parça olması nedeniyle katlanır pervaneler sabit pervanelere göre daha az yaygındır. Katlanabilen bir gövde ile kombine edilmiş olarak katlanır pervane kullanılması uçakların kolay taşınmasını sağlayabilir. İHA'nın boyutu çok daha küçük yapılabilir. Katlanır pervaneler bir çarpışma durumunda yalnızca bir bıçağın değişmesi gerektiğinden ötürü güzel bir avantaja da sahiptir. Pervane montajı. Hava araçları çok çeşitli boyutlarda olabildikleri için çeşitli pervaneler kullanılabilir. Bu nedenle endüstride standart boyutta motor mil çapı bulunmaktadır. Pervaneler sıklıkla motorun şaftını ortalamakta olan flanş halkalarından seçilen biriyle gelirler. Kullandığınız pervane merkezinin motor miliniz için çok büyük olduğunu fark ederseniz ara parça flanş halkasına ihtiyacınız olacaktır. Satın aldığınız pervanenin flanşı içerdiğini düşünmeyin. Deliği kontrol edin ve motor mil çapıyla karşılaştırın. Pervane koruyucuları. Koruyucu motorun normal pervane flanşının yerini almaktadır ve pervaneyi yerinde tutan küçük bir parçası bulunmaktadır. Bir çarpışma durumunda pervanenin dönmesini engeller. Motor hala yüksek devirli olduğundan o-ringlerin kopmasına neden olur. Bunların birkaç dezavantajı vardır. Pervane mil üzerinde daha yüksek oturur. Pervane düzgün ortalanmış dengede değilse titreşime neden olabilir. O-ringler periyodik olarak kontrol edilmelidir. Çünkü bunlar kırılabilir. Pervane muhafazaları. Ana gövdeye bağlanan pervane muhafazaları, pervanenin çevresinde sabit bir halka yastık sağlar. İHA bir nesneyle temas ederse, muhafazalar pervanelerin nesneyle temasına engel olur. Oyuncaklarda ve çok rotorlu İHA'larda genellikle çıkarılabilir plastik pervane muhafazaları bulunur. Bunların kullanımında bazı problemler oluşabilir. Bunlar, yüksek bir titreşim kaynağı olabilir. Sadece düşük enerjili çarpışmalar için kullanışlıdır. Pervane, hava akımının içinde bulunmaları nedeniyle itmeyi düşürebilir. Dengeleme. Çoğu ucuz pervane dengeli değildir. Bu durum bir kalem ile dengeleyerek görülebilir. Bu nedenle pervaneleri motorlara takmadan önce dengelemek her zaman iyi bir uygulamadır. Pervanenin dengelenmesi çok önemlidir. Çünkü dengesiz bir pervanenin neden olduğu titreşim sıklıkla uçuş kontrolörüne yayılır, düzensiz uçuşa neden olur. Bir pervane çeşitli şekillerde dengelenebilir. Ancak
kendi İHA'nızı imal ediyorsanız ucuz bir pervane dengeleyici kullanmak uygun olur. Pervane dengeleyici, pervanede bir ağırlık dengesizliğinin nerede olduğunu kolayca görmenizi sağlar. Ağırlığı ayarlamak için daha ağır kısımları zımparalayabilirsiniz. Veya net maskeleme bandını hafif olan tarafa kullanabilirsiniz. Modelden uzaklaştıkça tork prensibine dayalı olarak daha fazla etki oluşacağına dikkat etmek gerekir. ESC. Bir ESC elektronik surat kontrol cihazı uçuş denetimcisinin motorun hızını ve yönünü kontrol etmesini sağlar. ESC motorun tüketebileceği maksimum akımı idare edebilmeli ve doğru voltajda sunabilmelidir. Hobi endüstrisinde kullanılan çoğu ESC motorun bir yönde döndürülmesine izin verir ancak doğru ürün yazılımıyla her iki yönde de çalışabilirler. Konektörler. ESC'de iki taraftan birden tel çıkmaktadır. Bu tellerin ayrımı aşağıdaki şekilde yapılabilir. Güç girişi. İki kalın kablo doğrudan ana pilden güç dağıtım panosu kablo demetinden güç alır. Üç mermi tipi bağlantı. Bu pinler fırçasız motorun üç pinine bağlanır. Sektörde bazı standart boyutları vardır. Ancak uyuşmayan varsa bir takım değiştirmek gerekir. 3000'li RC servo konektörü. Bu konektör RC sinyallerini kabul eder. Ancak kırmızı ve siyah pinler üzerinde 5 volt vardır. Mermi tipi konektörler ve ESC kablolarında ilgili örnek görsel yansıda yer almaktadır. Back. Çoğu ESC'ye batarya eleme devresi veya back denir. Bu belirli bir AC araçta sadece bir adet fırçasız motora gereksinim duyulmasından ve pinin bölünmesinden ziyade sadece ESC'ye bağlanması gerektiğinden ve ESC'nin güç sağlamak için bir dahili voltaj regülatörüne sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Normalde 1 amper veya üstü aralıkta neredeyse daima 5 volt olmasına rağmen back'in ESC'ye sağlayabileceği akımın bilinmesi önemlidir. Güç dağıtımı. Her ESC ana pille çalıştırıldığından ana pilin tek konektörlü şekilde 4 ESC arasında bölünmesi gerekir. Bunu yapmak için bir güç dağıtım kartı veya güç dağıtım kablo demeti kullanılır. Bu kart ana pilin pozitif ve negatif terminallerini 4 bölüme ayırır. Pil üzerinde kullanılan konektörlerin türüne dikkat etmek önemlidir. ESC ve güç dağıtım panosu aynı olmayabilir ve mümkün olduğunda tümünde kullanılan standart bir konektörü seçmek en iyisidir. Yansıda güç dağıtım kartına örnek görseller yer almaktadır. Batarya. Pil kimyası, İHA'larda kullanılan piller neredeyse tamamen lityum polimerdir. Lityum manganez veya diğer lityum varyasyonları daha az kullanılmaktadır. Kurşun asit piller gibi seçenekler kullanılmaz ve nikel metal hibrit pil, nikel kadmiyum pil kapasitelerine göre ağırdır ve bunlar çoğu zaman yüksek deşarj oranlarını sağlayamazlar. Lipo düşük ağırlık ve yüksek deşarj oranlarıyla oldukça iyi kapasite sunar. Dezavantajları daha yüksek maliyetli olmaları ve emniyet sorunlarının bulunmasıdır. Voltaj. İHA için bir tane pil takımını düşünmelisiniz. Bu akünün voltajı seçtiğiniz motorlara karşılık gelmelidir. Günümüzde kullanılan neredeyse tüm piller lityum esaslı ve
3.7 volt hücreleri içermektedir. Burada 3.7 volt bir esi belirtmektedir. Bu nedenle 4S olarak işaretlenmiş bir pil muhtemelen 14.8 volt nominal volta sağlayacaktır. Bununla birlikte hücrenin sayısını sağlamak, hangi şarj cihazını kullanacağınızı belirlemenize yardımcı olacaktır. Tek hücreli, yüksek kapasiteli bir pil, fiziksel olarak düşük kapasiteli, çok hücreli bir pil gibi görünebilir. Kapasite. Bir pil takımının kapasitesi amper saat olarak ölçülür. Küçük boyutlu piller 0.1 amper saat aralığında olabilir. Ancak orta büyüklükte dronlar için pil paketleri 2-3 amper saat mertebesindedir. Kapasite yükseldikçe uçuş süresi de o kadar uzun olur. Ancak paket de bununla birlikte o kadar ağırlaşır. Normal bir İHA'nın uçuş süresini 10-20 dakika civarında göz önüne alabilirsiniz. Deşarj oranı. Bir lityum pilin deşarj oranı C cinsinden ölçülür. Burada 1C pilin kapasitesidir. Çoğu lipo pilin boşalma hızı en az 5C'dir. Çoklu rotorlarda kullanılan motorlar yüksek akım tükettiği için akünün genellikle 30 amper derecesinde yüksek bir akımla deşarj olması gerekir. Emniyet. Lipo piller basınçlı hidrojen gazı içerdiklerinden ve bir şeyin yanlış olması durumunda yanması veya patlaması eğiliminden dolayı tamamen güvenli değildirler. Bu nedenle elinizde bulunan pil takımıyla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa İHA'ya veya şarj cihazına takmayın. Bir lipo pilini şarj ederken lipoyu güvenli torbasında saklamak en uygun yöntemdir. Pili saklama işlemi ideal bir lipo torbasında yapılır. Bir kaza durumunda yapmanız gereken ilk şey fişi çekmektir ve aküyü kontrol etmek lazımdır. Bataryayı tamamen kapalı bir kasaya koymak ağırlığa neden olabilir. Ancak bataryanızı bir kazada güvenli bir yerde tutmaya yardımcı olabilir. Üreticiler pili sert kutuyla veya kutusuz satabilirler. Montaj. Pil İHA'nın en ağır öğesidir ve motorların aynı yük altında tutulmasını sağlamak için kütle merkezine yerleştirilmelidir. Bir pil özel bir montaj içermez. Bu nedenle şu anda kullanılan bazı montaj yöntemleri arasında Velcro kayışları, kauçuk, plastik kompartman yer alır. Kabloyu Velcro kullanarak gövdenin altına asmak erişebilirlik nedeniyle oldukça kolay ve tercih edilen bir yöntemdir. Burada titreşim nedeniyle bağlantılarda gevşeme olması konusuna dikkatinizi çekmek isterim. Titreşimde gevşeme olmamasına dikkat edin. Sigorta. Pillerin pozitif terminalinden motor kontrol ünitesine ve motorlara giden hat aşırı akımdan korunmak için bir sigorta ile koruma altına alınır. Sigortanın akım değeri için belirlenmiş bir sınır yoktur. Batarya, motor ve denetleyiciyi aşırı akıma karşı koruyacak, İHA'nın dış yüzeyinde ve kolayca erişilebilir bir sigorta ünitesinin kullanılması şarttır. Sigortanın akünün artı ucuna yerleştirilmesi ve olabildiğince pillere yakın olması gerekmektedir. Sigorta devresi çıkarıldığında herhangi bir elektrik, elektronik devreye veya elemana enerji aktarımı olmamalıdır. Olumsuz bir durumda akımı hızlı kesme imkanı sağlayabildiğinden dolayı sigorta başlangıçtaki ilk uçuş evresini koruma altına almak için de istenmektedir.
açma-kapama butonuna yer verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bu buton ve sigorta ünitesi tümleşik olabilir. Arkadaşlar, sunumum burada sona erdi. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarışma esnasında görüşmek üzere, hoşça kalın ve hepinize yarışmada başarılar dilerim.